İstanbul Sözleşmesi'nin amacı gerçekten kadınları korumak mıydı? Yoksa eşcinsellik, gay ve homoseksüelliği normalleştirmek için yine kadın hakları mı kullanıldı? Başlıyoruz. Devam et abi, bunlar dolandırıcı, devam et sen. Abi devam et, aynısı Gebze'de de var. Ben sizi gördüm, sizin şimdi polise şikayet ediyorum. Sen bize tacizde bulunuyorsun. Aynısını o tek kadın da söyledi. Ben şimdi polis alayım, sakın devam edin bak, gidin. Polisi arayacağım şimdi. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk olarak uluslararası yapılan bir sözleşmedir. Sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya atıldığı için adına İstanbul Sözleşmesi denmiştir. Türkiye, tüm ülkeler arasında dünyada sözleşmeyi ilk imzalayan ülke oldu veya bize imzalattılar. Ama neyse. Peki gerçekten bu yasa bize neyi getirdi? Gerçekten bu sözleşme kadınları güçlendirdi mi yoksa putlaştırdı mı? Böyle söylerken kadınlarımıza değer verilmeyeceğini kastetmiyoruz. Asla. Daha önce YouTube kanalımızda en çok izlenen videomuzun kadınlarımıza verilmesi gereken değer olduğunu ifade ederiz. İslam kadına en güzel değeri ve en ince hassasiyeti göstermiştir. Kadın anadır. Kadın cennetin ayaklarının altına serildiği özel bir değerdir. Ancak bu sözleşmelerin aslını sizler de biliyorsunuz ki bunlar Avrupa ve Batı özentiliğinden başka hiçbir şey değildir. Kadına değer adı altında Batı kültürünü gençliğimize maalesef empoze etmeye çalıştılar. Kadınlarımız değerli ancak onları putlaştırarak aşırı yetki ve aşırı yüceltmede ailelerin birçoğunu mahvettiniz. Kadının sadece bir telefon durumunda doğru mu yanlış mı diye araştırma yapılmaksızın esas alınması ve karı koca kavgalarında bile sadece kadının sözlerinin itibara alınması gibi birçok söz hakkını ve özgürlüğü ve eşitliği tam olarak aslında bu sözleşmeler ile mahvettiniz. Ekranlarda paylaştığımız şu videolardan da hatırlayacağınız gibi birçok sapkın ve sapık kadınlar bu sözleşmeyi kullanarak kendi egolarını tatmin ettiler. İstanbul Sözleşmesi sadece onlara yaradı. Boşanma mahkemeleri son 2 yılda %400 artış gösterdi. Onlar da yetmeyince aile mahkemeleri kuruldu. Uzun lafın kısası bu sözleşmenin iptal olması hatanın neresinden dönülürse kârdır mantığı ile yine bir nebze olsun iyi bir haber oldu. Kadınlarımız değerdir ancak Allah'ın verdiği değerden fazla kimse değerli değildir. Sadece kadınlar değil, burada esas alınması gereken konu hukukun, adaletin ve hakların üstün olmasıdır. Yoksa değerlerimizi sözleşmeler ile değil, ahlaklar ile ölçebilirsiniz. Selam ve dua ile.